Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Gözün yolda, kulağın yol arkadaşım da olsun. Eğer trağımızı bırakabilecek bir yer, uygun yer bulursak arkadaşlar, deniz kenarına gideceğiz. Oralardan da yine çekimler yapacağız. Size biraz buradan da manzara alacağım, video çekeceğim. Birazcık Florida'dan bildiğim kadarıyla bahsedeceğim. Evet, insanlar burada fotoğraf çekiliyorlar arkadaşlar. Florida'nın Welcome Center'ında bir simgesi. Biraz önce burada çok insan vardı. Onların gitmesini bekledim. Bakalım şehir merkezinde neler göreceğiz, neler göreceğiz. Burası arkadaşlar İzmir'imiz gibi palmiye ağaçlarıyla, görmüş olduğunuz gibi palmiye ağaçlarıyla meşhur bir deniz kenarı. Genelde emeklilerin yaşadığı bir eyalet. İş bulma sıkıntısı olduğu söyleniyor ama hayatın daha ucuz olduğu burada, ev kiralarının, yeme içme. Hayatın daha ucuz olduğu söyleniyor her zaman. Benim ilk gelişim ve tabii ki daha sonra uygun bir zamanda tatile de gelmeyi düşünüyoruz gezmek için. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bakalım şehir içinde nasıl manzaralar yakalayabileceğiz. Neler çekebileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Ben etrafı çekiyorum. Biraz da size o görüntüleri paylaşıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Florida'dayız. Bugün tatile çıktık. Masum Bey'le. Tatile deliverimizi yaptıktan sonra aracımızı park ettik. Edemedik. Masum Bey'in Türkiye'den, üniversiteden arkadaşı, Florida'da yaşayan Hüseyin Bey'le beraberiz. Sağ olsun kendisi arabasıyla geldi, bizi aldı. Şimdi Miami'ye gidiyoruz arkadaşlar. Miami'de denize gireceğiz inşallah. Sonrasında artık nereleri gezersek, nereleri gezebilirsek. Heyecanla bekliyoruz yüzmeyi. Masum tutturdu. Tatilde tatil, tatilde tatil. Evet. Dünyada her şey, hani derler ya, dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Amerika'da da bazen Türkiye'den olan arkadaşlarınız, komşularınız, Amerika'da da birleşebiliyorsunuz. Benim de var aynı şekilde. Türkiye'de kapı bir komşum benden 2 sene sonra geldi. Masum'la Hüseyin de üniversiteden arkadaşlar. Dedik Florida'ya gelmişken bir gün tatil yapalım, çalışmayalım. Şirkete evet. Söyledik biz tatil yapmak istiyoruz bir günlüğüne. Hayır dediler tabii ki. Aracımızı park ettik, bir risk aldık. Ceza da alabiliriz. İnşallah cezayla kurtuluruz, aracımızı çekmezler. Evet. Evet, Masum Bey burada, Hüseyin Bey de kardeşimiz ön taraftalar. Miami'ye doğru yola çıktık. Masum, dün bir soru geldi. Masum nasıl Amerika'ya geldi? Biraz bize bahsedebilir mi? O da kendini anlatabilir mi dediler. Green Card'la geldim. Green Card'la geldin, lotaryla. Yeah, evet. Ne zaman geldin? Ben ne zaman geldim? 2019 Şubat'ta mı? 2020 Şubat'ta geldi. 2020 Şubat'ında geldi. 2019'da geldi. Çok olmamış arkadaşlar, hemen hemen 1 yıl. Yani 1 yılı 2-3 ay geçmiş. Hüseyin sen öğrenci vizesiyle geldin. Evet abi, yok ben ilk turist vizesiyle geldim. Ondan sonra burada change of status yaptım. Öğrenci vizesine geçtim abi. Evet arkadaşlar, soruyorlar işte nasıl gelebiliriz, ne tür yolları var Amerika'ya diye. Ama Almanya'dan daha yazan var. Bugün bir arkadaşımız Almanya'dan yazmış. Ben çok fazla bilmiyorum arkadaşlar gelme yolunu. Bildiğim turist vizesi, öğrenci vizesi, yatırımcı vizesi. Hüseyin de yine turist vizesiyle gelmiş. Daha sonra burada vizesiz statüsünü değiştirmiş. Öğrenci vizesine çevirmiş. Şu an öğrenci olarak burada yaşamaya devam ediyor. Çalışmaya devam ediyor. Herkesin farklı farklı yolları var. Yatırımcı vizesiyle gelebilirsiniz. Turist vizesiyle geldikten sonra burada statünüzü değiştirebilirsiniz. Öğrenci statüsü. Daha sonra yatırımcı vizesi. Artık neye durumunuz müsaitse. Birçok yolu var yani. Hüseyin sen ne kadar oldu geleli? Abi benim de bir 9 ay oldu. 9 ay. O Hüseyin daha, de daha yeni gelmiş. Öncesinde ben 3 ay daha gelmiştim. San Francisco'da kaldım. Buraları keşfetmek için geldim turist vizesiyle. Sonra çok beğendim. Türkiye'de korona sürecinde biraz durdum, yine geri geldim. O şekilde ilerliyoruz. Evet. Hüseyin daha önce 3 ay önceden gelip bir araştırma yapmış Amerika hakkında, nerelerde kalabilirim diye. İkisi de çok gençler, yani genç yaşlılar, üniversite bitirmişler, beraber Türkiye'de okumuşlar. Hüseyin buradaki hedefi pilot olmak. Doğru mu Hüseyin? Doğrudur abi. Şu an başladım inşallah. Devamını getireceğiz. Hüseyin pilotluk kursları almaya başlamış. Hedefi şey pilot lazım. Olmak. Nasıl gitti şey, Amerika öncesinde nereye gittiydi ve sana nasıl avantaj sağladı da hani turist vizesi. Şu şekilde, Türkiye'den vize almak biliyorsunuz çok zor. Özellikle ben de üniversiteyi bitirdikten sonra dil öğrenmek için Tayvan'a gittim. Yani arkadaşlar, Amerika'ya gelemiyorum diye üzülmeyin. Başka ülkelere gidip oradan Amerika biletini alabilirsiniz. Yani mesela Tayvan Amerika ile ilişkileri çok iyi olan bir ülke. Ben Çince öğrenmek için gitmiştim. Aynı zamanda turist vizemi oradan aldım. Sadece bir hafta sürdü bütün süreç. Ondan sonra vizemi aldım. Tayvan'da dil eğitimini bitirdikten sonra Amerika'ya geldim. Peki Tayvan'daki süreç nasıl olacak? Hani hangi evrakları ibraz etmen gerekiyor? Şu şekilde, ya şu an korona dışında konuşuyorum. Çünkü korona farklı bir olay. Evet. Korona olmadığını varsayarsak Tayvan'a gitmeleri için sadece bir dil kursu bulup iletişime geçmeleri gerekiyor. Eğer yani Çince öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa sadece bir dil kursu bulacaklar ve onunla iletişime geçip bir davet mektubu alacaklar. Onunla birlikte Tayvan'a gidebiliyorlar. Ayrıca
Şu an korona olmasa bile Tayvan'a bir aylık Tayvan vize veriyor, turist vizesi olarak. Yani Türk vatandaşlarına özel bir aylık Tayvan'ı gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Teknolojik ürünler alabilirsiniz. O şekilde faydalanabilirsiniz Tayvan'da. Tayvan'dan Amerika'ya nasıl vize alınabilir? Şu şekilde Tayvan'da eğer dil kursuyla kalırsanız Tayvan hükümeti size oturma izni veriyor. Buna ERC deniyor. Eğer Tayvan'da oturma vizesi alırsanız Amerika'da şöyle düşünüyor. Amerika'da Tayvan arası çok iyi. Eğer diyor ki Tayvan bu adama vize verdiyse biz de veririz. Bu adam güvenilirdir. Evet. O şekilde düşünüyorlar. O yüzden vizeni alabiliyorsun turist olarak. Evet. Amerika ile ilişkileri iyi oluyor. Yani başka ülkeleri basamak olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kesinlikle öyle. Demek istediğimiz o şey o. Yani belki burada bir düşünce oluşuyor olabilir. Bu adam gerçekten dili öğrenmek istiyor ki başka ülkeye de gidiyor, oranın dilini araştırıyor. Şimdi İngilizce öğrenmek istiyor, o yüzden Amerika'ya gelmek istiyor gibi düşünce olabilir. Çok mantıklı. Doğru. Yani şey yapabilirler, Filipin'e gidebilirler. Ben Filipin'de de bulundum. Filipin'e dil kursu için gidip oradan da Amerika vizesine başvurabilirler. Filipin'den Amerika'ya. Evet, yani bunların hepsi bir yol. Aslında gözümüzde büyütmemek lazım. Yani bizim bütün yaptığımız yanlış, herkes Amerika'ya odaklanıyor. Direkt, Amerika'ya geleceğiz. Olmaz işte o şekilde. Ama yani aynen. Şu an ülkemizden bu mümkün değil direkt olarak. O yüzden bence diğer basamakları kullanabilirler. Peki Hüseyin, maddiyat yönü nasıl? Yani oraya gireceksin, buraya geleceksin. Abi açıkça söyleyeyim, ben Türkiye'de askeri ücretle çalışıyorum. Yani bir sene boyunca paramı biriktirdim. Ondan sonra Tayvan'a gittim. Sadece bir kur param vardı. Sonra orada iş bulabilirsiniz. Yani arkadaşlar, çalışmak isteyen adam her yerde iş bulur. Orada dünyanın her yerinde Türkler var. Yani giderseniz bir Türk restoranına rica edersiniz. Ben çalışmak istiyorum. Ya da herhangi bir yere. Ben eşya da taşıdım. Orada gece marketlerinde de çalıştım. Döner yapmayı bilmiyordum. Döner yapmayı öğrendim. Döner sattım. Yani her şeyi yapabilirsiniz. İstedikten sonra her şey mümkün. Evet, irade meselesi ve çalışma, yani işten kaçmadan yani biraz girişken olmak. Kesinlikle öyle. Sadece inanacaksınız, geri kalana Allah'ın izni de geliyor yani. Evet, Almanya'dan bir arkadaşımız CDL ile alakalı soru sordu. Almanya'da geçerli mi diye, onu bilmiyorum arkadaşlar. Ben CDL, yani Almanya'daki aldığınız ehliyet burada geçerli mi değil mi bilmiyorum. Şunu biliyorum. Avrupa ülkeleri Amerikan pasaportu olan vatandaşa dahi oturum izni vermiyor. Ben bunu denedim 2017 yılında Danimarka'da. Araştırmalar da yaptım konsolosluğun sitesinden. Statümüz işte öğretmen olmanız lazım ya da işte IT işi yapıyor olmanız lazım. Doktor olmanız gerekiyor. Ama Almanya'da duyduğum şu: Almanya Amerikan vatandaşlarına 6 ay kadar bir süre veriyor. 6 ay içerisinde evini ve işini bulması durumunda Almanya Amerikan vatandaşlarına oturum veriyor. Aralarında bir anlaşma olduğunu duydum. Bu anlaşma Alman vatandaşlar için Amerika'da da geçerlidir. Büyük ihtimal Almanya'dan da Amerika'ya gelinebilir diye çok düşünüyorum. Yani öyle bir şey olsun. Evet arkadaşlar, şimdilik sohbetimizi sonlandıralım. Biz deniz kenarına girdiğimizde, vardığımızda yine birkaç tane daha video çekip sizlerle paylaşacağız inşallah.
arkadaşlar, Miami'de deniz kenarına geldik. Arkadaşlarla beraber. Evet, bu televizyonlarda gördüğümüz Miami'nin meşhur beach'i. Yani deniz kenarı. Şöyle etrafı bir çekelim, gösterelim sizlere. Masum burada. Hüseyin kardeşim burada. Arabada yüzünü göremedik, arkadan çekim yaptığım için. Hüseyin kardeşimiz burada. Şöyle genel bir şey gösterelim size. Daha sonrasında biz inşallah denize doğru açılacağız. Buradan nereye kadar gidebiliriz acaba? Avrupa'ya doğru, Akdeniz'e açılsak yüze yüze geçebilir miyiz? Buralar özel mi ya? Yok ya, o şeylerde girebiliyor. Public diye geçiyor galiba, değil mi? Nasıl public? Evet arkadaşlar, size Miami'nin gerçek yüzünü gösteriyorum. Pisliğe bakar mısınız? Yüzemedik, giremedik denize. İlerlere doğru yürüyoruz. Bakalım daha temiz yeri bulabilirsek oralarda girmeye çalışacağız. Evet, televizyonlarda gördüğümüz meşhur Miami işte. Miami sahilleri. Maalesef gördüğünüz gibi denizden gelen pislik. Evet. Maalesef deniz çok kirli arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım biraz da. Görüyorsunuz. Ama takmadan girenler de var. Evet arkadaşlar, deniz sefamız bitti. Bir sefer diz boyu girdik. Daha sonra gidiyoruz. Sevmedik gerçekten. Miami'yi sevmedik arkadaşlar. Suyu sıcaktı, dalgası az ama biraz kirli gibiydi. Kirli gibiydi. Evet. Kötüydü yani. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada gençler ağaca çıkıyor. Kokonat alacak. Aldığını satmıyor bu arada. Satıyor değil mi onu? Keşi alıyordur ama o. Cüzdan da vardır, keşi alır. Kesiyor mu kendi? Tamam. Evet. İsteyene buradan arkadaş kokonat koparıp satıyor bunları. Tanesi 5 dolara. Pipetle içiyorsunuz. Nerede bu arkadaş, indi mi? Ne? Yeah. Everything is empty. No, okay. That's fine. Thank you. Okay, one second. I'll give you two more. No. No, it's okay. It's okay. Just one more. We don't want to hold it. We don't want to hold it, you know. Evet arkadaşlar, Miami sokaklarındayız. Hemen biraz yürüyerek çarşıya doğru geldik. Buradan otele geçeceğiz. Otelde kalacağız bugün. Akşam da yine gezmeye çıkacağız tabii ki. Evet. Adam 3 tekerlekli arabayla geziyor. Miami sokaklarındayız arkadaşlar. Gündüz ve gece çıktığımızda da gezerken sizler için alabildiğimiz kadar görüntü alacağız. Masum. Arkadaşa sorar mısın, sarı yerden geçiyor mu? Sarı yerden geçiyorsa binelim.
Sarıyer'den mi? Ha, otobüse diyorum ya, Sarıyer'den geçiyorsa. Yok, ben Çorum'a gideceğim. Çorum'a mı gideceksin? O zaman seni biz şehirler arası terminale bırakalım. Evet. Masum çok şanslı arkadaşlar. Training yapıp da tatil yapan adam ilk defa Masum'u görüyorum. İstedim oldu. Adam training diye çıktı, işi öğrenmeye diye çıktı ama tatile gelmiş meğerse. Gözüm Acun Ilıcılı'yı arıyor ama göremiyorum. Kendisi bize randevu verdi burada buluşma için ama gelecek gibi gözükmüyor. Gözükmüyor. Masum anlat. Nasıl Miami? Miami nasıl abi, anlat. Yüksek konuş biraz. Araçların sesinden sesin çıkmayabilir. Özellikle 105 kişi geldik zaten Miami'ye. Ama denizi çok kötü, çok pis. Beğenmedik. Yani beğenmedim, çok da dalgalı. Bir daha da gelmeyiz. Dalgalı olmasını hani normal karşılıyorum da. Çünkü Amerika'daki hani birçok yer, hani yüzdüğün yerler zaten okyanus olduğu için normal olması, hani dalgalı olması da. Ama çok pislik vardı. Kirli vardı. Evet. O yüzden yüzmekte zorlandık yani. O yüzden bir daha Miami'ye gelmiyoruz zaten. Miami çok canlı hani. Nerede Çeşme, nerede Bodrum, nerede Antalya? Ya. Yeah. Vallahi inan var ya. Hani Bodrum'a falan gittim, Çeşme'ye gitmedim de. Evet. Ama Miami onun kadar olamaz ya. Miami tamam, bizim, çok canlı. Bizim hani ülkemizde çok fazla kalabalık ama. Bizim ülkemizde kazanç varsa, imkan varsa. Evet. Çok daha güzel ülkemiz. Önemli olan maddiyat. Önemli olan maddiyat, evet. Bak amcam burada 3 tekerli arabamı kiraladı, kendisinin mi? Geziyor. O da değişik bir spor araba tarzı ne? Biz de bisiklete mi binsek bilemedim. Evet. Klasik palmiye ağaçları işte. Klasik palmiye ağaçları. Yoğunlukta esmer arkadaşlarımızın olduğu bir bölge gibi gözüküyor şu ana kadar. İnanıyorum ki akşam çok daha canlı olacak. Akşam buralar çok, çok hareketli olabilir diyorsun. Çok daha yani hareketli olur. Bir de akşam görelim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Miami sokakları böyle arkadaşlar. Akşam turunda yine görüşmek üzere. Miami'de yağmurlu bir gün. Aynı zamanda yağmur yağıyor, çok güzel. Tam ıslanmalık, zaten ıslandık. Nereye kadar oraya? Evet arkadaşlar, nereye geldik? Arabamızın parkına geldik. Arabayı alacağız, gideceğiz. Nereye gideceğiz? Otele gideceğiz, değil mi? Otele, hep oraya gideceğiz. Masum'un da hayalinde böyle bir araba almak mı, daha farklı mı? Bu araba mükemmel, neden olmasın? Çok güzel araba. Bu arabayı alabilirsin. Uzay gemisi gibi ya. Araba gerçekten çok harika bir araba. Her şeysi, içinin rahatlığı. Güzel ama İngilizce. Güzel ama İngilizce. Bu boyuttaki arabaların en iyisi diyebilirim ya. Bu boyuttaki arabalara hani Suburban falan diyorlar da. Arkadaşlar bu araç Türkiye'de 4 milyon TL imiş. Yani yaklaşık o fiyattaymış, evet. Amerika'da 100 bin dolar. En fazla. Yani. Full artı full 100 bin dolar. Evet. 100 bin dolar. 800 bin TL yapıyor. 900 bin lira. Türkiye'de almaya kalksan 4 bin TL. 4 milyon TL. 4 milyon TL diyorlar. Maşallah. Nasıl bir fark var? Neyse biz de bir karar vereceğiz, bakacağız. Geldi böyle güzel bir araba. Artık biz de yani düşünelim de bir sene sonra çalıştığımızdan bir Renault alabiliriz. Murat, Hacı Murat, Şahin. Şahin alabiliriz buraya gitsek. Türkiye'de Şahin çılgınlığı var biliyorsun. Evet. Millet ne yapsın çaresizlikten? Şu amblemi de çek abi. Amblemi görüyor musun? Şu ön ezgarayı görüyor musun? Evet. Araba çok güzel bir hava. Harika bir araba. Özellikle tekerleğin jantları. Neyse açtık mı kapıları? Biraz öne çekelim yine biz.
Orada bagajlarımızı koyalım. İçeri çekelim değil mi? Lincoln Navigator. Lincoln Navigator imiş araç. Aşağı bakalım. Çıkışta ödeme vardır belki. Çıkışta vardır her şey. Ama yoksa artık bir koşu öder gelirsin. De bence ilk başta biz şey yapalım. Öderiz. Otele bak. Arkadaşlar Miami'de, Miami gecelerinde sahil kenarında gidiyoruz. Kimle beraberiz? Masum Bey'le beraberiz, Hüseyin Bey'le beraberiz. Eğleniyoruz ya, tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Derin bir hava var. Sahil kenarında yürüyüş yapıyoruz. Ortalık çok sakin geldi bana. Çok fazla da insan var. Hafta içi abi. Ha, doğru, biz hafta içi bugün. Bugün günlerden neydi? Çarşamba. Evet. Hafta sonu olsa buralar bambaşka olur arkadaşlar ama öyle çekiyorum. Miami geceleri palmiye ağaçlarının altında. Tabii. Evet. Aynı zamanda GTA oynayan arkadaşlarımız bunun içine girip bir şey burayı da bilirler. GTA oynayan arkadaşlar varsa Cardozo Hotel. GTA'daki sokaklar.
çok güzeldi. Abiyle biraz sohbet ettik. Türk bir abimiz vardı. Türklerden de bu civarda yaşayanlar var. Uber yapanlar var. Evet, kendisiyle muhabbet edemedik, sohbet edemedik. Sizler için çekim yapacaktım ama kendisi çok yoğun çalıştığı için çekim yapamadık Türk Restoranı'nda. Belki başka bir zaman. Polisler dağılmamız için insanları dağıtmaya geldiler. Muhtemelen şikayet oldu arkadaşlar. İnsanlar böyle kendilerine eğlence yaratıyorlar. Masum coştu arkadaşlar. Kızlarla selfie yapıyordu ama ben rekorda basmayı unutmuşum. Çekemedim. Hayırlı işte.
Evet, tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bir anda tatilden işe dönüş yaptık. Sabah otelden ayrıldıktan sonra işimizin başına geçtik. Bir saatlik yolculuğun ardından. Şu anda trailerımıza havalandırma deliği açtırıyoruz. Büyük ihtimal karpuz taşıyacağız arkadaşlar. Yani Florida'da bulunabilecek en basit yük karpuz yükü. Onun haricinde biraz yük bulmakta zorlanıyor şirketler. O yüzden havalandırma deliği açtırmamızı istediler. Şu an havalandırma deliği açıyor mekanik. Evet, tatil bitti ve işimizin başına geçiyoruz. Bir günlük aranın ardından tekrardan işe başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda trailer'ın işi bittikten sonra yük almaya gideceğiz. Hangi eyalete gideceğiz bilmiyoruz. Şu an iş gönderilmedi henüz. Evet, Miami maceramız da böylelikle bitmiş oluyor. Bu videomuzu da burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar bir başka videoda. Allah'a emanet olun.